Evet merhaba. Kasvetli bir İzmir gününden merhaba. Ben seviyorum böyle yağmurlu, kasvetli havaları. Evet arkadaşlar. En son nerede kalmıştık? Bunu yapıştırmıştık biliyorsunuz. Bakın. Şöyle bunu ben de işaretledim de uğraşmayayım diye. Bu kısmı havada bakın. Evet, şimdi ne yapacağız demiştik? Biraz kamerayı yukarı koydum. Bakın buradan şu kısımları havada olacak. Şöyle düşünün. Şu. Tamam mı? Burası havada, burası havada. Bakın şu uç noktası, burası 4,5 santim, burası da 4,5 santim. Ölçtüğüm zaman ben siz ona göre ayarladım. Bakın burası 4,5 santim uç. Buraya da 4,5. Siz yokken ayarlamayı yaptım. Ona göre yaptım ki şunu, bu strafor köpük, bildiğiniz strafor köpük. Yüksekliğe de ne kadar? 1 santim. Yani uzunluğu fark etmez. Uzunluğu 10,5 falan. Bunu buraya yapıştıracağız şimdi. Neden buraya yapıştıracağım? Çünkü ben bunun dediğim gibi güzelce burada böyle durmasını istiyorum. Yani şu yanlarda boşluk istiyorum arkadaşlar. Geçen videoda söyledim ya, böyle yapıştırmak istemiyorum. Tamam mı? Neden? Evin böyle o bu köşe ya. Burası. O köşe halini hissettirmek istiyorum. Hadi bakalım. Burası zurnanın zırt dediği yer. Önce bir şunu yapıştıralım. Bunu. Bu kurusun. Kayar çünkü. Bunu bir yapıştıralım. Güzelce. Strafor köpük bu. Şimdi. Ezan okunuyor aziz Allah. Onu yapıştırabilir miyim kaydırmadan? Şimdi bu oynayabilir de o yüzden ona da çok dokunmak istemiyorum ama yapabiliriz ya, niye yapmayalım? Silikonu bir sıkalım. Hadi bakalım. İnşallah silikon da bitmez. Biterse de yenisi nerede? Şimdi hatırlamıyorum. Bakın buraya da sıkacağım. Neden? Burayı tutması gerekiyor. Çünkü silikonun burayı tutması gerekiyor. Buralara sıkacağım. Yer yer. Buralarda tutsun. Efendim buraya da sıkalım. Bu alt tarafı ayakkabıların olduğu yer. Buraya da sıkıyorum bir öbek. Tam şu köşeye de biraz sıkalım. Buraya da. Şu uca da. Sanıyorum yeter. Aman aman. Aman. Dur. Şimdi çevireceğim. Haydi bakalım yapıştıralım. Bunun için lütfen ayağa kalkın. Kuş bakışı bakmanız gerekiyor. Ben biraz kamerayı yukarı kaldırdım. Bakın şu pencerenin şu hizasını şuraya denk getirmeye çalışacağım. Oradan güzelce bastırıyorum. Elimle de alttan güzelce silikonları şöyle. Şu kısımları biraz havada kaldı. Oralara silikonlar tam zemine değmedi ama en azından şimdi bir silelim elimizi, göstereceğim size ne demek istediğimi. Bakın. Burası biraz havada kaldı. Burayı iyi tutmuş. O yaramazlık yapmasın diye burayı biraz böyle pekiştirelim silikonunu. Burayı da indirelim. Zemine değmemiş çünkü silikon. Az sıkmışım. Cimrilik yapmışım orada. Güzel. Burayı da tam oturmamış. Bakın yukarısı. Yine az sıkmışım. Zaten buralara paspartu yapıştırdığımız için zemin çok sert. Çok güzel sağlam duracaktır. Bu kadar silikon sürmeniz yeterli. Şöyle yandan göstereyim size. Gördünüz mü? Buradan da göstereyim. Şuradan. Buradan da göstereyim. Şuna dikkat edin dediğim gibi. Şu uçların bastırın. Şu ortaya iyice bastırın. Şu uçların yüksekliği 4,5'ü ayarladım ben. Bir daha kontrol edeyim bakayım. Kaçmış efendim. 4,5'ü biraz geçmiş. Yani geçmemiş de inmiş birazcık. Olsun. O kadarcık olacak. Önemli değil. Bastırayım şurayı. Evet. Pek güzel. Harika.
Kuş bakışı bakmazsanız bu pencere hizası denk gelmez. Ona göre lütfen ayağa kalkın. Kuş bakışı bakın, tamam mı? Hocam şurada bu parça ne olacak? Zaten benim pasportum buraya geleceği için burayı kapatacak arkadaşlar. Ha, dediğim gibi kasayı buradan yaptıracaksanız eğer buraya komple böyle o çerçeveci artık kesecek. Tabi burada bir üçgen oluştu. Birazcık böyle içeriden aldıracağım ben şimdi pasportu yaptırırken. Buradan değil, çünkü bakın burası biraz daha buraya göre içte. Bakayım, kameradan da çok belli olmuyor. Hani böyle dümdüzmüş gibi görünüyor ama biraz böyle içe doğru. Ha, şurada bakın. Burada daha belirgin. İçe doğru biraz daha böyle girdi resim. O yüzden ben resimleri çerçevelettirirken paspartuyu yarım santim resmin içinden koyduruyorum. Yani tam buradan koydurmuyorum paspartuyu. Azıcık şuradan koyduruyorum. Zaten o görünüyor. Burada da aynı şekilde buradan koyduracağım. Evet, çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şu amcamı yapıştırabilir miyiz acaba? Bunu da buraya silikon sıkacağım. Bu sandalyenin üzerine sıkacağım ama kaydırırım mı, kaydırmam mı? Bakın burası masanın ucu. Burada elinde tuttuğu bir şey var. Bakayım bakayım. Bakın ne güzel şöyle havada durdu. Evet, güzel. Burayı komple sıfırlayacağım. Burayı, şuraya da arkadan silikon sıkacağım. Onu yapıştıralım hadi. Amcam da otursun artık, işine gücüne baksın. Tam şuraya sıktım silikonu. Bakın ne kadar az. Hatta ilerleyen yıllarda bayılmasın diye. Çok şey yapmama gerek yok. Kalın asetat koymama gerek yok. Ya da paspartu ya da mukavva. Çünkü şeyi kısa bir figür. Çok uzun olsaydı hani Atatürk'teki gibi ilerleyen yıllarda bayılabilirdi. Zaten kat yaptık üstüne. Bu kağıt bayağı da sağlam oldu yani. O yüzden sadece silikonla birazcık pekiştiriyorum. Bayılmaz zaten de hani ilerleyen yıllarda. Ben gene de garantimi alayım. Şimdi bu kısmı silikonu güzelce şöyle yedirdim. Bakalım. Ayaktayım yalnız şu an farkındaysanız. Evet. Harika. Bakın burayı iyice bastırıyorum. Burayı da bastırdım. Burayı zemine zaten komple yapıştırdım. Burayı. Tabii siz bu şu zemin kurusun. Siz bunu ondan sonra yapın. Kaydırır maydırırsanız ne olur ne olmaz. Evet, harika. Bakın fazla silikonu aldım. Buraya koydum. Yandan bakacağım. Şöyle yandan bakayım. Heh, silikon görünmesini istemiyorum yandan. Silikon görünsün istemiyorum. O yüzden biraz daha ön tarafa, şu kısma, ayaklarının olduğu tarafa doğru attım silikonu. Oralarda kötü bir görüntü oluşmasın. Minnacık daha bir silikon. Onu tutar mı hocam diyor birçok hoca öğrencimiz. Tutuyor. Zaten buraya bakın silikon şeyden görünmeyecek. Ayağa gelecek. Minnacık biraz daha sıktım. Tamam. Çok bile oldu. Evet. Hadi bakalım. Şu amcamın çalıştığı yere dikkat edelim. Bir bastırıyorum iyice. Bakın. Bastırdım, pekiştirdim. Elinizi hemen temizleyin. Ben pis çalışmayı sevmiyorum. Sürekli elimi siliyorum. O yüzden öğrencilerime bez dayanmıyor. Harika. Şöyle yandan bir eğilip bakayım. Önce bir ben bakayım. Sonra size göstereyim. Evet, güzel. Bakın. Şimdi gerçi zemin de ıslak da o kadar güzel oldu ki kendi cuk diye oturdu. Bakın burada hiçbir şekilde şuralarda silikon yok. Burada yok. Şu amcamın tam böyle elindeki deri tam böyle masaya değiyor. Sağlam olsun isterseniz minnacık bir silikon görünmeyecek şekilde şu derinin altına koyup muhteşem oldu arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın buraları var ya çok güzel görünüyor. Bayıldım. Yani şunun altına şu silikonu koymasanız bile bu yükseklik 1 santim falan amcamın. İstersen ben bunu böyle biraz daha böyle öne getirebilirim. Getirdim bile hatta. İstediğimiz gibi oynama yapabiliriz.
Buralardan taşan silikonları temizleyelim. Evet. Çok güzel oldu. Bakın. Burada hiçbir kötü görüntü var mı? Bak. Yok. Harika. Muhteşem. Bayıldım. Maşallah bana. Evet. Bu dursun. Hiç ellemeyelim biz bunu. Bu kurusun. Tamam mı? Zaten zemin de ıslak. Şimdi kaydırmayalım, başka bir şey yapıp sağa sola kaldırıp. Ben de şimdi ayaktayım. Bu sırada ayakkabılarımız var biliyorsunuz. Ayakkabılarımıza yapıştıralım mı? Haydi yapıştıralım. Bunları da böyle koyacağım. Bakın. Burada boşluk, derinlik olacak. Ona dikkat edin. Ama burada bakın. Burada havada kalıyor. Oraya havada kalmasını istemiyorum. O yüzden bunu böyle yapmayacağım. Bakın böyle yapmayacağım. Bastırmayacağım. Buradaki boşluk. Çünkü burası bir yığın. Yığın öbeği. O yığın öbeğini hissettirmek istiyorum. Zaten burada ayak var. Bakın arkada ayak var. Tamam mı? O yüzden buraya böyle bastıracağım. Bu kısmı havada kalacak. Haydi bakalım. Normalde bu kadar hızlı montaj yapmıyorum ben arkadaşlar. Kuruyordu, kurusun, ondan sonra yapıyorum rahat rahat. Çünkü bir tarafı, öğrenciler de çünkü beni örnek alıyorlar. Bana bakıyorlar. Hoca öyle yapıyor diye. Onlar da aynısını yapıyor. Ondan sonra da kaydırıyorlar tabii. Şu kısmının havada kalmasını istemiyorum. O yüzden böyle güzelce, bakın böyle yaptım. Burayı hop böyle yapacağım. Evet, güzel. Hatta buraya çok indirmek istemiyorum burayı. Hatta buraya bir tane daha böyle bir ayakkabı kesip şuraya bir tane koyabilirim. Var mıydı benim kesik ayakkabılardan? Bir tane bulayım bakayım. Şurada bakıyorum da kenarda. Siz görmüyorsunuz tabii. Ha, şunu yapıştırmamıştık ya, hatırlıyorsunuz mu? Bunu yapıştırmamıştım. Bunu olmazsa böyle bir yere alta bunu keselim, şurasını keselim. Şu kısmını keselim, alta koyuverelim. Bunu da bir yere koyarız. Boyayalım be. Doğaçlama çalışması çok zevklidir ama cesaret ister. Bakın, burada böyle koyacağım. Harika oldu. Çok güzel. Azıcık şu kısma böyle biraz form vereyim. Bunu yapmıştık da yapıştırmayı unutmuşuz. O yüzden iç kısma. Koyduk gitti. Evet. Şu yanlara bakalım, kontrol edelim. Lütfen montajları ayakta yapın. Öğrencilerin yanına gittiğim zaman hemen hocam otur diyorlar. Siz dedim benim ne zaman oturarak montaj yaptığımı gördünüz. Bakın şurada doku kazandırırken üzerindeki boyalar attı. O yüzden rötuş yapın, oraları beyaz beyaz görünmesin. Şurada siyah kalemle üstüne biraz gideyim. Rötuş yapayım, o beyazlıklar gitsin, kaybolsun. Güzel. Burada taştı silikon. Temizleyin. Çok güzel oldu. Şimdi buralarda, bu tarafları çok kurcalayamıyorum. Çünkü bu tarafları kurcalarsam kayacak. Zaten ana montajımız ıslak. Ay çok güzel oldu bakın. Şu derinliği görebiliyor musunuz? Şuradaki. Şu. Buradaki derinlik. Burada bakın bir derinlik var. Neyse. Bu kurusun da. Kenarda dursun. Yapacağımız şeyler var. Şurada bir ayakkabı var. Bakın burada
Bunlar ne biliyor musunuz? Deri parçaları, ayakkabı parçaları, kösele parçaları. Amcam böyle tıraşlamış tıraşlamış düşmüş buralara. Onları da yapacağız. Onları ben şimdi burada yapmayayım. Zaten çok basit bakın. Şu minik minik böyle sıfır sıfır keseceksiniz. Tamam, böyle bir şeyler var böyle, çok da net değil. Şurada bir şey var bakın. Şu ayakkabı zaten belli, bot. Bunu çıkardım ben, yaptıydım. Bakayım bulayım. Yapıştıralım hemen. Onu yapıştıralım. Yapmışım bakın. Hemen form veriyorum. Ne yapıyordu? Buradan şu ayak topuğunun olduğu yeri bakın, buradan tam koydum. Cımbızı sola çevirdim. Burada tam tersi koydum cımbızı. Burada sağa çevirdim. Ki o derinliği buradan baktığınız zaman hissettirelim. Burayı da birazcık öne doğru attık mıydı? Bunu da yapıştırdık mıydı? Tamam. Küçük silikon niye açmıyorum ben? Bununla cebelleşiyorum. İçine biraz silikon sıktım. Bayağı sıktım. Çünkü onun böyle biraz havada kalmasını istiyorum. Bastırdım. Tamam. Bunu havaya falan kaldırmayacağım ben. Bunları ben parçaları keserim. Onları yapıştırırız. Şimdi arkadaşlar bakın, burada bir sandalye var. Görüyor musunuz? Bunu kenara kaldırıyorum artık ben. Kenarda bu dursun. Sandalyeler var. Ondan sonra şurada duvarda şeyler var. Alet şeyleri var. Araç gereçleri var amcamın. Onları yapacağız. Ama ondan önce şurada göstereyim. Sandalyemiz var. Bir tane daha sandalye var. Haydi onu yapalım. Ay, bir oturayım artık. Yaşandık, yaşandık, yaşandık. 50 yaşını geçtik artık. Şimdi doku kalemimi alayım. Şu kargaşada. Bakın bu sandalyenin ön kısmı. Burası. Biraz karışık. Burası. Burayı bir sıfır alalım, tamam mı? Burası diğer tarafı. Ya da böyle sandalye değil de belki kapı da olabilir. Ya da bir bu şey de olabilir. Hani bir merdivene benziyor daha çok bu. Hani böyle tahta merdivenler olur, üst kata çıkar ya, ona benziyor yani biraz. Ona benzettim ben. Belli de olmaz yani. Bakacağız. Şimdi onu alacağım. Alalım bakalım. Kamera biraz yüksekte ama herhalde görüyorsunuzdur. Oh. Dokusu belli zaten. Buradayım diyor dokusu. Güzelce keselim. Buradan kestim. Bana dış bükeye form verelim. Bunu elimle de verebilirim. Cımbızla da verebilirim. Fark etmez. Şu. Şimdi bu kenarda dursun. Şimdi dediğim gibi burada bakın bir şey var. Bir böyle sandalyenin arka kısmı da olabilir. Bunu da buradan böyle geleceğim. Buradan faylı. Buradan böyle bir parça çıkaracağım. Ama onu nereden çıkarayım? Başka bir yerden çıkartayım, resmimi ziyan etmeyeyim. Yine doku kazandırıyorum. Böyle pay bırakacağım. Bu da cepte, bu da kenarda bir dursun. Şimdi yapıştırırken ne yapmak istediğimi anlayacaksınız. Güneş geliyor taraftan. İnşallah etkilemiyordur ama. Şöyle kapatayım daha rahat görün. Burada da bakın bu parça. Şu. Buraya doku kazandıralım.
Bunu da sıfır. Geleceğim böyle. Geleceğim. Buradan hop. Buradan komple sıfır çıkaracağım. Hatta bakın bunu böyle değil de şöyle. Buradan böyle paylı bile yapıştırabiliriz. Pay yapalım en iyisi. Çünkü ben biraz kaldırmak istiyorum. O yüzden bunu böyle sıfır gelin. Buradan böyle bu taraftan paylı yapalım. Kaldıralım ki biraz sandalyenin yan duran görüntü havasını verelim. Şimdi boyayalım önce. Diğerlerini de boyayalım. O Anton Pikiyası'nda yapacağız. Bunu boyamışız. Bak şimdi bu şu şurada duruyor ya. Bunu koy işte burada böyle değil mi? Niye eziyet ediyorsun kendine? Yok illa hepsini bir arada yapacağım. Ya biraz aceleciliğim var yani. Bu hızım da sanırım şeyden kaynaklanıyor. Öğrenciler böyle hani çok sınıf kalabalık oluyor. Bir an evvel yetiştirelim, bitirelim telaşından galiba daha hala o hızımı ayarlayamadım yani. Şimdi kolları bir sıvayalım. Buraya da bir dış bükey kazandıralım. Şimdi bunu bakın şu parçayı buraya yapıştıracağım böyle. Ama bakın ne yaptım. Burayı böyle yukarı kaldırdım ki şu kısmına. Ben bunu böyle yapıştırdığım zaman bu da böyle biraz böyle önde dursun ve güzel bir hava versin. Anladınız mı? Sanırım anladınız. Evet, güzel. Şimdi bunu buraya bir yapıştıralım önce. Silikonla güzelce. Burada çok bir şey vermedim. Form falan vermedim. Şu kısmını yalnız iyice bastırdım. Yandan bakın. Hiçbir görüntü yok. İyice bastırdım orayı. Burayı böyle havada durdu. Burası biraz daha havada durdu. Şimdi buraya bakın silikon süreceğim. Tam böyle ortaya. Bunun da içine biraz silikon sıkacağım. Biraz fazla olacağı için büyük kullanayım. Çok da sıkmadım. Silme. Yandan göstereyim. Hani böyle dolu dolu yapmadım. Silme yaptım. Hatta şöyle elimle de güzelce hafif dağıttım. Hemen elimi temizliyorum. Şimdi aynı işlemi buraya da yapacağım. Bunun en sağlıklı olanı bunun iyice kuruması arkadaşlar. Kuruduğu zaman istediğiniz zaman istediğiniz kadar bunu böyle yukarı kaldırabilirsiniz, tamam mı? Siz hocam öyle yapıyorsunuz, biz de öyle yapıyoruz diyor öğrencilerim. Öyle yapmayın işte. Yani bu işler biraz sabır işi. Birçok öğrencim sabretmeyi öğrendim hocam sizin sayenizde. Bu sanat sayesinde diyorlar. Çünkü onlar zannediyorlar ki geliyorlar şimdi. O hemen 2 günde bitiririz biz tabloyu. Nerede? Şimdi şunu bir alalım. Mümkün mü 2 günde bir tablo bitirmek? En az 2 ayda bitiyor bir tablo. Evet, bakın. Biraz bastırayım. Yani silikonları hemen temizleyin.
Yandaki silikonlar görünmesini istiyorum. E hocam bizim işte komşu gidiyor da kesip yapıştırıyorlar da 2 günde bir tabloyu bitiriyorlar da. Burası ayrık duruyor. Olsun. Burası zaten böyle duracağı için. Bunu böyle koyacağımız için isteseniz de bir ne kadar başınızı eğerseniz eğin o kötü görüntü olmayacaktır. Ama illa böyle hani garanticiyim derseniz minnacık şuradan silikonla makası biraz kesebilirsiniz ama hiç gerek yok. Bunu da ana montaja yerleştireceğiz. Bakın benim amacım şu boşluğu oluşturmaktı. Gördünüz mü? Hatta bunu biraz böyle kaldırayım. Aman. Aa, daha güzel oldu bakın. Yani şunu biraz böyle şöyle çevirdim birazcık. Minnacık. Tekrar çevireyim. Hatta şimdi daha güzel oldu bakın. Şu aradaki açıklık muhtemelen değil, yarım santim diye tahmin ediyorum. Bir ölçelim bakalım. Ne kadar olmuş açıklık? Evet, yarım santim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Buradan bakınca bakın boyut ortaya çıktı. Muhteşem. Bunu alacağım. Tabii yan tarafına yapıştıracağım ama bu kuruyacak, ondan sonra yapıştıracağız. Bu da kenarda dursun. Bakayım saatimiz 26 olmuş. Ne yapsak, ne yapsak? Şimdi şu var. Ben bir temiz bez alayım arkadaşlar. Çünkü en ufak bir silikon ben rahat çalışamıyorum. O yüzden çok böyle kumaş harcıyorum. Evet, onu yapmıştım ben en azından. Onu size göstereyim. Bakın burada bir raf var, gördünüz mü? Bu rafa güzel doku kazandırın. Buralarını böyle böyle. Bu kısmı üçgen kretuarla oyun çıkartın. Sonra bunu buradan böyle gelin. Hatta burada da var minicik bir şey. Böyle gelin. Ben muhtemelen onu iptal ettim. Böyle gelin. Sıfır. Sıfır. Buradan gelin böyle. Şöyle bir çıkartalım. Onu ben çıkarttıydım. Evet. Çıkartmışım. Aferin bana. Bakın. Şu bacağını ben iptal etmişim. Olsun, o kadarcık zarar etmez. Şöyle boyamadım ki. Özellikle siz rahat rahat görün diye. Boyanınca çünkü hatta çok belirgin olmuyor. Bunu boyayacağız, tamam mı? Bunu ben boyarım. Şimdi üzerindeki şöyle bir kenarda dursun. Üzerindeki ayakkabılara gelelim. Artık bunları yaparsınız yani. Ben söylemesem de yaparsınız değil mi? Bakın şu ayakkabı 0 0 şu. Bir bulayım o ayakkabıları. Şuraya koyduydum. Kaybetmediysem tabii. Güya yaptım diye hatırlıyorum ama o değil. Bu hangisi? Ha, bu buradaki. Efendim. Ha, bunu da muhtemelen şuraya bir yere yapıştırmış olabilirim. Yapıştırıveriyoruz ya. Bu tekerleğiydi biliyorsunuz. En son şuraya yapıştıracağız ama montajımız kuruduktan sonra. Bu ne? Ha, bu şunu yapmışım. Bunu yapmışım bakın. Bir bunu yapmamışız, onu yapalım. Şimdi madem bu şey yaptık, bunu gösterdim. Bunu da bakın bir bayan ayakkabısı bu. Buradan böyle gelin. Sıfır sıfır. Şöyle topukludur muhtemelen. Böyle gel. Bu. O yüzden topuklu olduğu için azıcık şurada biraz pay bıraktım. Bakın şurada birazcık pay bıraktım. Bu. Bu cepte. Bu belli zaten. Buradan gelin. Böyle gel. Buradan sıfır. Bu şu. Gördünüz mü? Bu da bu. Bunu çıkarmamışım. Hayret. Buradan çıkaralım. Bunu da güzelce dokusunu verelim. Bu da yumurta topuk. Bunu da sıfır sıfır. Buradan böyle gelelim. Eskiden ne güzeldi ya. Tamam. Böyle biraz tuhaftı şimdiki zamana göre ama çok zarifti ya. Herkes her şeye çok zarifti. Her şey azdı, her şeyin kıymeti bilmiyordu. Ya ben hatırlıyorum, babam ilkokulda bir ayakkabı aldı bana. Pardon, ortaokuldaydı galiba. Orta 2 miydim, neydim? Hiç ayağım da büyümemiş mi ne? Ben onu orta 2'den lise sona kadar giydim. Düşünün yani. Demek ki büyümemiş ayaklarım. Zaten küçüktür benim ayaklarım. Şu. 36-37'dir benim ayaklarımda.
Şimdi yine aynı şekilde bakın. Ne yapıyorduk? Topuklu olduğu zaman camızı tuttum. Sol tarafa çevirdim. Bu taraftan tuttum. Sağ tarafa çevirdim. Ama çok büyük almıştı, hatırlıyorum. Hatta babama kızdıydım. Bu dedim çok büyük dedim. Ben nasıl giyeceğim bunu dedim. Demek ki o ileriyi düşünmüş de almış. Bu da cepte. Bunları boyarım ben. Şimdi bunların yapıştırmasını yapacağız ama zeminimiz kayar mı? Kayar diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik bunlar dursun arkadaşlar. Ya da şunu yapıştıralım sadece. Ayakkabıları sonra yapıştırırız. Hey gidi günler hey. Böyle terlik gibiydi böyle şap şap şapıdık şapıdık giyip gitmiştim o ayakkabıyı. Sonra nefret ettiydim o ayakkabıdan. Çünkü hiç rahat değildi. Bol olduğu için hatırlıyorum bak şimdi. Evet şimdi buna biraz form verelim. Bakın buradan. İşte diyorum ya eskiden yoktu. Burayı böyle 90 derece indim bakın. Burayı kenarına. Bu kısmı da bunu da alırken bakın buradan almışım şöyle gelmişim. Burada da bir şey var demek ki onu da dahil etmişim. Böyle inmişim. Hatta liseden sonra artık boyamadık mı? Ne böyle o kadar rengi solmuştu ki. Bakın biraz da içe attım. Bunun şu rafın böyle indiriyorum ki 90 derece yapıyorum ki bu kısmının biraz böyle havada kalmasını istiyorum. Burayı 90 derece yaptım. Bakın bir raf deyip geçmeyin. Gördünüz mü? Ne kadar çok detaylar var. Şöyle iyice böyle yaptım. Bu böyle duracak. Bu kısmının buraya böyle yapıştırdığım zaman bu kısmının böyle havada kalmasını istiyorum ben. Çok da preslemeyeceğim. Buraya da minnacık bir silikon. Orayı sonra da yapıştırabilirim. Her şey zarifti. İnsanlar zarifti. Ne bileyim. Bu kısımda çok böyle bakın birazcık havaya kaldırdım. Burayı da havada kaldı. Burayı böyle yapıştırdım. Şöyle bir kuş bakışı bakayım. Güzel. Tamam. Bu raf durdu, dursun. Sonra bunları yapıştıracağız. Ayakkabılarımızı yapıştıracağız. Tamam mı? Efendim. Aslında şurada masanın üstünde bakın bazı şeyler var. Alet, edevatlar var. Şunlar var. Bunları yapacağız. Ama ben onlar biraz daha karışık kuruşuk ya. Onlar bir kenarda dursun. Burada kenarda pencerenin önünde şunları yapalım. Ama şu ayakkabılar kaybolmasın. Bakın bu. Şimdi bu birkaç kat böyle tabanlık bunlar muhtemelen. Birkaç kat var burada. Ben iki kat yapacağım. Bir, iki, üç kat bu. Bir de bir, iki, üç kat. Ben üç kat yapmayacağım. İki kat yapacağım. Önce bir bu kısmını alalım. Komple. Bakayım oradan kurtarabilir miyim? Bu kısmını şu kısımlara dok kazandırıyorum. Bunu da bu kısmı dok kazandırıyorum. Bunu komple 0 0 alacağım. Bunu da böyle 0 alacağım. Sonra başka bir yerden bunun üstünü alacağım sadece. Bakın buradan kurtarabilir miyim? Kurtarabilirim. Sadece şu üstlerini alacağım. Bakın bunu ve bunu alacağım. Tamam mı? Eskiden şeyi çok seviyorum ben eskilerden. Böyle mahallenin önünde otururduk komşularla beraber. Kısır yapardık, kekler yapardık, çaylar demlerdik. Bütün komşular hep birbirini çağırırdı. Firuze abla vardı, ismi Firuze'ydi. Feruze derdik biz de. Firuze abla, çay yaptık gel derdik. Camız nerede? Şimdi bakın burada kat olduğu için bunu ben biraz böyle 90 derece bu kısımları yana indireceğim. Gördünüz mü? Yana indirdim. Üstüne çünkü ben bunu böyle koyacağım. Böyle koyacağım. Sonra üstünün katını yapacağım. Yine aynı şekilde böyle 90 derece indirdim. Bu dursun bir. Şimdi bunun üstlerini yapalım. Hep beraber yerdik, içerdik. Akşam beraber yemek yerdik bazen. Kış günleri böyle çok güzel olurdu. Mısır patlatırdık.
Şimdi artık hiç hani o şeylerin tadı yok yani. Yine var mısır, yine var hani kuru yemiş, cevizler işte efendime söyleyeyim o kuru yemişler, incir. Yine var ama ne bileyim eski şey yok, tat yok yani. Şimdi apartmanda oturuyorsun. Üst katındaki kim belli değil. O yüzden bir hırsızlık olayı yaşandı, hatırlıyor musunuz? Yıllar önce. Adam hırsızmış. Tabii kimse kimseyi tanımıyor. Üst katta kapıyla uğraşırken komşusu görüyor. Ne yapıyorsun diyor. Ya diyor biz diyor işte yeni taşındık diyor. Anahtarı evde unutmuşum da diyor işte diyor şeyle açmaya çalışıyorum diyor. Düşünün yani. Adam evi soyup gidiyor. Haberlerde çıkmıştı bu. Ben de gidip gidip bu şeyi buluyorum. Atayım bari bu kalemi. Öyle miydi eskiden? Herkes aşağı mahallede bile kim gelmiş? Yani iki tık aşağı mahalleyi bilirsiniz. Üç tık aşağı mahalleyi bilirsiniz. Kimdir, nedir? Ne iş yapar? Şimdi nerede? İnsanlar merhaba demeye korkuyorlar. Şimdi bunu bakın buradan böyle dediğim gibi 90 derece kavurdum. Buna da böyle şöyle hafif iç bükey yaptım. Şöyle hafif çok az minnacık. Dış bükey yapmak istemedim. Hani böyle kat böyle belli olsun diye. Silikon hemen çok az. Buraya yapıştıracağım. İç bükey yaptım ki o kat havasını versin diye tabii. Şuradan baktığınız zaman bakın. Güzel. Tamam. Bu cepte. Bunu da yapıştıralım aynı şekilde. Kurbanı beraber keserdik. Komşularla hep beraber keserdik. Ben de şimdi maziye bir daldım ki. Hep beraber keserdik, yardımlaşırdık. Sonra hep beraber yerdik, bir ateş yakardık. Herkes etten biraz parça bir parça getirirdi. Ne güzeldi ya. Evet. Evet, şimdi bunları ellemek istemiyorum ben arkadaşlar. Kurusun, montajımız da kurusun. Sonra yine detayları yaparız. Tamam mı? Hadi bakalım. Geçmişten geleceğe dönelim. İşimizi yapalım. Hadi kolay gelsin.